koydum civanım, arabaya taş koydum civanım. Ben bu yola baş koydum civanım, ben bu yola baş koydum. Yarim gelecek diye civanım, yarim gelecek diye civanım. Sağ yanımı boş koydum civanım, sağ yanımı boş koydum. Bakma ufak 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 bak, aç kolların sar boynuma, ister öldür ister az. Aç kolların sar boynuma, ister öldür ister bas. Haydi. Arabası dört teker civanım, arabası dört teker civanım. Beyoğlu'na kum çeker civanım, Beyoğlu'na kum çeker. Şu İzmir'in kızları civanım, şu İzmir'in kızları civanım. İşman eder göz süzer civanım, hepsi de çok şeker. Kekliyim bak bak, ufak 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 bak. Aç kolların sar boynuma, ister öldür ister az. Aç kolların sar boynuma, ister öldür ister az. Civanım, ben bir uzun kalmışım civanım. Kapına dayanmışım civanım, kapına dayanmışım. İster al ister alma civanım, ister al ister alma civanım. Alnına yazılmışım civanım, alnına yazılmışım. Kekliyim bakma, ufak 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 bas. Aç kolların sar boynuma, ister öldür ister az. Aç kolların sar boynuma, ister öldür ister az. Teşekkürler. Tebrik ederiz Erşen kardeşim. Şehzadeler Kenti Manisa'mızın dünyaya açılan penceresi Manisa Medya TV ekranlarında bir Rumeli'den esitiler programında başta Manisa merkez ilçelerimiz Akhisar olmak üzere güzel yurdumuzun cennet köşesinde Trakya'da, Balkanlar'da ve Almanya'da özellikle bizleri izleyen tüm hemşehrilerimize selam ve sevgilerimizi yollayarak bugünkü Rumeli'den esitiler programımıza başlıyoruz. Programımız her zaman olduğu gibi Grup Mix Baldrum ve Erşan Hürman önderliğinde. Evet, her ne kadar yöresi bilinmese de bir kültürleme yoluyla Rumeli kültürleri raportunda yerini almış. Özellikle düğünlerimizde ve kına gecelerimizde büyük beniyle izlediğimiz Arabaya Taş Koydum adlı şarkıyı Erşan Hürman kardeşim ve Grup Mix Baldrum'dan büyük bir keyifle dinledik. Evet sevgili Manisa Medya TV izleyicileri, her zaman olduğu gibi programımız içerisinde müzik olduğu kadar tabii ki Balkan ve Rumeli dünyasının önemli vizyonu ve misyonu olan çok değerli konuklarımızı davet etmeye de devam ediyoruz. Hatırlayacaksınız ki bundan önceki 7 programımızda ağırlık olarak konuklarımızı İzmir'den davet ediyorduk. Kimleri davet ettik? Ressamlar, şairler,
uluslararası dernek başkanları olsun, çok önemli vizyon olan konuklarımıza yapmış olduğu Balkanlarla ilgili kültürel çalışmaları olsun, diğer şeyleri sizlerle burada müzik eşliğinde paylaşmanın güzelliğinde yaşadık. Bugün de çok değerli, çok önemli bir konum var. Kendisi Manisa'dan. Çok önemli bir yanı da özellikle Ege'de geçtiğimiz seçimler içerisinde 3. kez belediye başkanlığı seçimini de kazanmış. Akhisarlı'nın gönlünde taht kurmuş çok değerli hemşerimiz Akhisar Belediye Başkanı Sayın Salih Hızlı. Bugünkü program konumuz. Sayın Başkanım, öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ederim, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Programımızı nasıl buldunuz arkadaşlarımıza? Gayet iyi. Çok heyecanlandım açıkçası, biraz da duygulandım. Sağ olun. Bu ezgiler tabii hepimizin ortak ezgileri. Evet. Dolayısıyla bu ezgilerin ilk duyduğumuzda ciddi bir an heyecan hissediyoruz. Biraz da duygulandım açıkçası. İnşallah kendimize hakim olarak programı bitirebiliriz. İnşallah başkanım. Tabii, sevgili izleyiciler, tabii ki başkanımızı buraya davet etmemizin bir başka özelliği var. Aslında iki özelliği var. Tabii ki Akhisarlılar için ne kadar önemli olursa ben program akışı içerisinde ona da değineceğim. Bizim camiamız adında vermiş olduğu kültürel destekler de var. Bir tane de özel bir sürpriz de olacaktır sevgili başkanımızın. Başkanımız da Balkan kökenli. Kendisi Dramalı'dır. Evet, biz öncelikle başkanımızın çok değerli yorumuna da öncelikle kendisini tanıtmasını istiyoruz. Ve biraz da Rumeli'den giriş yaparak sevgili başkanım, bizlere neler söylemek istersiniz? Biraz öncesinde ifade ettiğiniz gibi ben 3 dönemdir Akhisar'da belediye başkanlığı yapıyorum. 1968 doğumluyum. Eşim de aslında o da Balkan kökenlidir. İki tane de evladımız var. Allah bağışlasın. Bizim Balkanlarla, bu yürek coğrafyamızla, medeniyet coğrafyamızla bağımız 1920'lerde mübadele sırasında iki dedem de, anne dedem de, baba dedem de, evet, onların Akhisar'a gelmesiyle başlamış. Dolayısıyla aslında biz hala bu duyguyu anlamaya çalışıyoruz. Açıkçası bunu ifade etmek lazım. Bu birazcık hem eksiklik hem de anlamaya çalışmamızdan dolayı da bir avantaj bizim için. Balkanlara ait olmak, bu millete ait olmak, Balkan coğrafyasına ait hissetmek kendimizi, o dedelerimizden kalan sohbetlerden, masallardan, mutlaka, hikayelerden geliyor. Biraz önce ifade ettim, buradaki Balkan ezgileri bizi gerçekten duygulandırıyor. Çocuklarımızda, düğünlerimizde daha çok yaşadığımız bir duyguydu bu. Şimdi de bunu burada duyunca açıkçası çok fazlasıyla duygulandım. Biraz hemen şarkının arasında olsaydı konuşmakta zorluk çekecektim açıkçası. İnsanların yüreklerini alıp böyle Balkanlara doğru alıp götürüyor değil mi başkanım? Öyle bir farklı bir şey var. Evet. Bu farklı bir şey, bu bilgiye sahip olmasanız da bu duyguya sahipsiniz. Evet, duygu yani geçişi insanı yakalayan bir geçiş. Benim iki dedem de söylediğim gibi Drama, Ravika köyünden gelmişler. Mübadele sırasında gelmişler. İki dedem de çok küçük yaşlarda gelmişler Akhisar'a. Anne dedem Kayalıoğlu kasabasına gelmiş. Önce bilirsiniz Adapazarı'nın Serdivan kasabası var. Oraya gelmişler. Sonra bir kısmı buraya gelmişler. Yarısı orada, yarısı burada gibi. Baba dedem de aynı şekilde. O da Akhisar'ın Cumhuriyet Mahallesi'ne yerleşmiş. Akhisar'ımızda zaten önemli bir göçmen nüfusumuz var. %40 gibi. Tabii artık bu %40'lık göçmen nüfusunu sayarken aradan geçen bu kadar süre içerisinde birçok kaynaşma olmuş. Artık herkes Akhisar'lı bilinciyle yaşıyorlar. Hepimiz bu bölgede Manisa bilinciyle yaşamaya başladık ama tabii ki bu getirdiğimiz hatıralar, oradaki yaşanmışlıklar, oradaki dramlar hepsi bizim ortak dramımız. Dolayısıyla bu bizi birbirimize bağlayan ve yol yürürken de bunlara bağlanarak yürüyoruz açıkçası. Evet. Bu bizim için ortak bir duygu. Bu duyguyu millet olarak hissediyoruz. Bu bizim bir geçmişimiz. Balkanlara gittiğimizde de daha önce Balkanlarda yaşamamış da olsak bizim atalarımızın orada yaşamış olması genetik kodlarımızda mutlaka, demek ki böyle bir şey var. Evet. Dolayısıyla orada da kendimizi bazen arkadaşlarımıza gittiğimizde işte Reşat Bey mahallemiz bizim, Atatürk mahallemiz, Seyit Ahmet mahallemiz yoğunlukla göçmen nüfusudur. Makedonya'dan gelen göçmen. Seyit Ahmet'e mi geldik, Atatürk mahallesine mi geldik, Reşat Bey'e mi geldik diye
aramızda konuşuruz. Buradan gerçekten oradaki gördüğümüz manzara. Buradan da tüm Akhisar'daki hemşehrimize de selamlarımızı yollayalım tabii ki. Ben de buradan... Hani bir türkü vardır. Hani orada bir köy var, uzakta gitmesek de o köy bizim köyümüzdür misali. Sizler de bu şekilde ifade ettiniz. Tabii ki ben program akış içerisinde bunları söyleyecektim. Tabii ki siz dramadan girdiniz. Akhisar'daki tüm nüfusla ilgili açıklamalara da girdiniz. O zaman bunu bitirelim başkanım. Sizce Akhisar'da sadece merkezi bölgede Makedonya göçmenlerinin dışında boşnaklar da var galiba. Onun dışında başka Arnavutlar nüfus tabii, yerleşik yani olarak. Tabii yani boşnaklar konusunda biz biliyorsunuz gerçi daha sonra konuşacağız onu ama. Evet onu Çağlak Festivalimiz bağlantısıyla öyle yapalım. Ayvazlı'da şenliklerimiz var. Boşnak, genel anlamda yerleşim boşnak, bir olarak sadece bir boşnak şeyimiz çok yok. Çok yok. Biz Socaba tarafında Makedonya Makedonya göçmeni ve işte drama daha önce mübadelede gelen ve daha sonrası gelen nüfusumuz var. Daha çok Makedonya ağırlıklı bir şey var. Arnavut ağırlıklı göç almış Akhisar'ımız. Evet. Ama dediğim gibi zaman içerisinde artık herkes o duyguları burada yaşatmaya çalışıyor. Sağ olsun Akhisar'da Balkan gençlerimiz Balkan Göçmenleri Derneği'ni de kurarak bu hissiyatı yaşatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde zaten ziyaretinizde gelmişler. Biz... Aslında isterseniz bu konuyu böyle bitirelim. Sonra bir şarkı molası da verelim. Yani dernek ile ilgili belediyemizin ilişkileri ne düzeyde talepler, istekler de olsa mutlaka tabii ki Akhisar'ın belediye başkanı olmak itibariyle her diye eşit bir şekilde mutlaka hizmetleriniz var da tabii ki hani bütün özel bir şey burada özellikle şey Balkanları değil. Konuştuğumuz yani için sosyal bunu konuşmamızda bir mahsur yok. Tabii ki buyurun. Şimdi biz bütün derneklerimizde eşit mesafedeyiz. Tabii ki. Doğrusu da evet. Ama Balkan Göçmenler Derneğimiz de yeni oluştu. Çok dinamik bir şey var. Genç kitle var. Arkadaşlarımız var. Bu arada. Ne güzel. Onlar gerçekten ait oldukları kültürü yaşatmaya çalışıyor. Onun hakkını vermeye çalışıyorlar. Spor konusunda çok yeteneklidirler biliyorsunuz. Evet. O coğrafyadan gelen kardeşlerimiz. Spor, sanatsal faaliyetleri gibi faaliyetlerde bulunuyorlar. Bizim en büyük arzumuz bu dernek vasıtasıyla birlikte daha önce de konuştuğumuz bir şey vardı. Biliyorsunuz zaman artık çok hızlı ilerliyor. Evet. Dolayısıyla bu kültürün torunlardaki yansımalarını biz şey yapıyoruz. O bizi kaygılandırıyor biraz açıkçası. 50'li yıllarda gelip de orada da yaşamış, burada da yaşamış insanlarımız var. Bu duygunun torunlara, genç nüfusa da sirayet etmesi için en önemli arzularımızdan bir tanesi, bunu projeye de dönüştüreceğiz inşallah, arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Dedelerle torunların tekrar o coğrafyaya gitmelerini sağlamak, orada yani turistik, projedir, turistik seyahatler yapmaları. Çünkü biraz önce söylediğim gibi biz o coğrafyaya gittiğimizde Türkiye'deki bazen bunu çok şey olarak söylüyorum, tırnak içinde söylüyorum, bazen biz bazı meselelerimizi çok fazla tartışıyoruz. Evet. Oraya gittiğimizde aslında tartışacak değil de kucaklaşacak çok daha fazla meselemiz olduğunu farkına varıyoruz. O coğrafya bizim işte 500 yıldır oraya bıraktığımız medeni kültür bizi orada kucaklaştırıyor birbirimizle. Evet. Bu çocuklarımızın da gençlerimizin, torunlarımızın da burada bu duyguları yaşaması için oraya gitmemiz biraz gerekiyor. Biraz da bilinçlendirmeleri İnşallah bunu sağlayabilirsek, bu gezileri, gidiş gelişleri sağlayabilirsek buradaki meselelerimizi daha hızlı çözeceğimiz kanaatindeyim. Tamam. En önemli arzumuz budur ama bunun dışında tabii arkadaşlarımız çok güzel bir lokal inşa etmişler. Evet. Bu lokal etrafında toplanıyorlar. Geçenlerde işte askere uğurlama töreni yaptılar. Çok harika. Futbol takımlarımız var. Futbol takımlarını yaşatmaya çalışıyorlar. Farklı kültürel etkinlikler yapıyorlar. Biz Çağlak Festivalimiz içerisinde Balkan Gecesi gibi bir özel bir geceye yer ayırmaya çalışıyoruz. Biz görev yapmıştık başkanım. Evet. Bunu zaten Çağlak Festivali içerisinde detaylarında konuşacağız. İnşallah bunları devam ettireceğiz. Bu kültür bize ait olan bu güzel geleneklerimizi sürdürmek istiyoruz. Gençlerimize de bunu aktarmak istiyoruz. Bununla ilgili ne yapılması gerekiyorsa imkanlar çerçevesi arkadaşlarımızla birlikte çalışacağız inşallah. Tamam biraz izniniz olsa şey yapalım. Müzik mi yapalım? Müzikle devam edelim. İzniniz olursa. Başkanımızla çok özledik. Daha sonra devam edelim. Evet birkaç istek de var ben tabii. Ben izniniz olursa Erşan özür diliyorum. Ben canlı yayın numarasını vereyim izleyicilerimize. Tabii izle tamam. Çok değerli izleyicilerimiz canlı yayın konu olarak katılmak. Tamam özür diliyorum. Sanırım SMS ile ilgili bir gelişme olmuş ve canlı yayın numaralarımızı birazdan vereceğiz. Evet şarkıya biz geçelim. Evet sıradaki parçamız İzmir 3. Sanayi'den Yunus Sütçü, İbrahim Fütman ve ailesi, Cevdet Yapıcı ve ailesi, Senem Korap ve ailesi, Emel Menis ve Cüneyt Menis, Özgür ve Ebru Şiyak,
çiftine Recep Çiçek ve ailesi Volkan Taşdemir'e gelsin. Bravo! Bir kız gördüm ben çarşıda, 17-18 yaşında. Vur oldum onun endamına, gözleri ve kara kaşına. Vur oldum onun endamına, gözleri ve kara kaşına. Hop!
koştum o kızın peşinden, tuttum kınalı elinden. Kız sen gelir misin bana, altını alacağım sana. Kız sen gelir misin bana, altını takacağım sana. Nasıl? Udri! Ya getirin yarımı, ya bozarım aman aklımı, ya bozarım aman fikrimi. Ey meleğim, meleğim, sevdi ya canım aman al beni. Üzüme be kokonam sar beni. Ey meleğim, meleğim, sevdi ya canım aman al beni. Üzüme be kokonam sar beni. Allah! Bahçeye girdi kuzi, ah kıvrım kıvrım boynuzi, aman kıvrım kıvrım boynuzi. Ben o yeri beklerken, ah kalbime girdi sızı, aman kalbime gir eller geliyor şimdi. Ey meleğim, meleğim, sevdi ya canım aman al beni. Üzümre be kokonam sar beni. Ey meleğim, meleğim, sevdi ya canım aman al beni. Üzümre be kokonam. Haydi maestor. Yaşa. Aman gül kopardım yar için. Anneler kız bekliyor,
ah delikanlılar için. Aman delikanlı eller geliyor şimdi. Ey meleğim, meleğim, sevdi ya canım, aman al beni. Üzümre bekokona mısar beni. Ey meleğim, meleğim, sevdi ya canım, aman al beni. Üzümre bekokona mısar beni. Harikasınız. Grup X-Bagım, evet, Rama Rama ile girdik bir Kosova parçasıyla sevgili Hava Karakaş'ın Karayüzüm Salkımı ile de bitirdik ve gerçekten yerimize duramıyoruz. Kıpır kıpır teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık diyoruz. Evet sevgili başkanım, nasıl parçalarımız? Harika. Evet harika. Çok güzel. Evet başkanım, program girişinde de ifade ettiğimiz gibi Aksar halkı büyük bir teveccüh örneği gösterip sizi üçüncü evet. kez başkanlığa layıkta gördü. Ben sizden birinci dönem ve ikinci dönemde Aksar'a sosyal, kültürel anlamda ekonomiye canlılık kazanacak yapmış olduğunuz böyle belli başlı önemli projeler nelerdir? Ya da üçüncü dönem içerisinde yapmak istedikleri varsa onları da evet. arada söyleyebilirsiniz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? 2004 yılında belediyeyi kazandığımızda tabii geçmişten gelen bazı sıkıntılı şeyler söz konusuydu. Ülkenin genel ekonomisi çerçevesinde belediyelerimiz de sıkıntı içerisindeydi. Evet. Ülke ekonomisinin düzelmesine bağlı olarak belediyelerimiz de iyi hale geldiler. Tabii biz öncelikle Aksar'daki hizmetlerimize başlamadan önce bir durum tespiti yaparak Aksar'ın güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek bir master plan oluşturmuştuk. Bu master plan çerçevesinde Allah'a şükür %90'ları aşan bir başarıyla projelerimizi gerçekleştirdik. Tabii belediyecilik bir şirket yönetimi gibi değil. Dolayısıyla sadece işte aktifleri, pasifleri olan bir bilanço karşısında değil. Kaynak sıkıntıları var. Sosyal, kültürel anlamda, her anlamda hepsinden önemlisi o kentin karakteristik özelliklerine çok fazla muhalefet etmeden kenti yönetmeniz gerekiyor. Doğrudur, bu, evet. Bu anlamda arkadaşlarımızla birlikte oturup eksiklerimiz, fiziki eksiklerimiz nedir? Bunların hepsini planlayarak Aksar'a hizmet etmeye başladık. Ben aslında yaptıklarımızı saymayı çok sevmiyorum ama Aksarlılar zaten bunu 3 dönemdir takdir ediyorlar yaptıklarımızı. İlk önce bir defa kurumsal anlamda Aksar Belediyesi'ni iyi hale getirmemiz gerekiyordu. Yönetilebilir evet. bir hale getirmemiz gerekiyordu. Bunu başardığımızı düşünüyorum. İlk yaptığımız hamlelerden bir tanesi eski belediye hizmet binamızdan yeni belediye hizmet binamıza taşınmamış. Çok harika olmuş başkanım. Evet. Dolayısıyla burada daha etkin ve verimli hizmet sunabilmemiz mümkün oldu Aksar halkına. Bunun dışında da işte eksik kalan çok eski zamanlarda yapılmış fiziki mekanlarımızın, sosyal kültürel mekanlarımızın hepsini hızlı bir şekilde yeniledik. Araç parkımızı güçlendirdik. İşte 50 yıl önce yapılmış bir mezbahamız vardı. Biliyorsunuz yine Seyit Ahmet mahallemiz, Atatürk mahallemiz ve Reşat Bey mahallemizin ortak kısmında. O garajı da alt kısmında. Evet oradaydı. Yani. O mezbaha 50 yıldır konuşulan ama bir türlü yeri değiştirilemeyen yeri biz yerini değiştirdik. Toplu konutla ilgili TOKİ konutları inşa edildi. Mahalle konaklarını inşa etmeye başladık. Bir taraftan da altyapısını tamamlamaya çalıştık. Büyük oranda da bu 3. dönemde Büyükşehir'e biliyorsunuz bir kısım hizmetlerimiz Büyükşehir'e geçti. Biz evet, yani. Büyük oranda onları anahtar teslim Büyükşehir'e teslim ettik. Açıkçası böyle bir başarıyı da gösterdik. Bunun dışında şehir içerisinde Aksar çok kadim bir kent. 5000 yıllık bir şeyden bahsediyoruz geçmişten. Bu dolayısıyla bugün evet, yaşayan insanların da... İzniniz olsa bakın tarihsel dediniz de şimdi ben notlarımı aldım. Hititlerden tutun Akatlar, Romalılar, Bizanslar döneminde. Lidyalılarda mesela en zengin dönemleri yaşamış bir kent bütün, özelliği var tabii ki. Bildiğimiz medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir. Evet. Dolayısıyla genetik olarak bu özellikleri taşıyan bir şehir. İşte göç sırasında Balkanlardan gelen göçler sırasında, sonrasında gelen göçler sırasında kent başka bir dinamizm kazanmış. Evet. İşte biliyorsunuz tütün kent olarak anılırdı. Neyi yapıyorsa en iyisini yapmış Aksar. Yani eskiden, tütün yapmışsa en iyisini yapmış. Eskiden tütünün başkenti diyebiliriz. Zeytin yapıyor, Aksar zeytini yani. En iyi şekilde yapıyor. Dolayısıyla biz bütün bunlarla ilgili, bir de ekonomisiyle ilgili istihdama yönelik, biliyorsunuz Aksar'ımızda tavukçuluk çok önemli. Bir firmamız
Evet. Reklama girer mi, ismini söyledi? Yok, onu ben şey yapacağım. Ha, onunla ilgili zaten yapmış olduğu özel bir Keskinoğlu firmamız var biliyorsunuz. Proje de o var. Çok önemli bir istihdam sağlıyor. Yine bizim Rumeli köftesi dediğimiz Balkanlardan gelen Ramiz köftemiz var. Bunun yanında birçok köftecimiz var Akhisar içerisinde. Bunlar bizim önemli markalarımız. Tabi bunların hepsini doğru yönetmek, onların işlerini kolaylaştırıcı bir fonksiyon alması gerekiyordu Akhisar Belediyesi'nin. Sivil toplum örgütleriyle ilişkilerimiz, diğer kurumlarla ilişkilerimizi doğru oturttuğumuzu düşünüyorum ve inanıyorum. Bizim bir organize sanayi bölgemiz var. Oradaki doluluğumuz %90'ları aştı. Evet. Orada yaklaşık şu anda Akhisar'da 90 tane fabrikamız söz konusu. Bunlardan önemli bir kısmı 40-50 tanesi bitmiş durumda. Diğerleri de inşaat aşamasında. İkinci bir aşama olarak zeytinden bahsettik. Biz 7 yıllık bir süreç sonrasında Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni kurduk. Burada da 54 tane fabrikamız olacak inşallah. 54 i̇nşallah. Parselimiz var. Bugünlerde Sayın Valimizin de müteşebbis heyet başkanlığında artık şeylere başladık. Talepleri almaya başladık. Akhisar yine bu 5000 yıllık tarihi sebebiyle 7 kiliseden 4.sünün olduğu bir şehir. Turizmle ilgili önemli atılımlarımız oldu. Akhisar aslında bir turizm potansiyeli de bulunuyor. Sözünü keseceğim. Şimdi Akhisar'ın konumuna bakıyorsam Bursa, İzmir, İstanbul otoyolu üzerinde çok önemli bir kent. Manisa'dan önceki çok önemli bir zona. Evet. Bu kent özellikle yaz aylarında müthiş bir trafiği de oluyor. Trafik, yani evet. Oradan araç geçişleri mutlaka belki dediğimiz gibi bir tam belirli mekanına duruyorlar. Belki de diğer mekanlar duruyorlar ama turizme etkisi, katkısı yönde bir projeniz oluyor mu? Yani ne düzeyde? Şimdi bizim arzu ettiğiniz hedefler var mı? Tabii ki. İnanç turizmi Akhisar için çok önemli. Daha önce 3-4 bin ziyaretçimiz vardı. Biz son dönemlerde yaptığımız kazı çalışmaları, biliyorsunuz Akhisar'da bir müzemiz var. Müzenin bitmesiyle birlikte. Bir de Akhisar'da arkeolojik kazılar yapıyoruz. Bu yeni gün ışığına çıkmış. Evet. Onlar sonrasında 20-30 binleri bulan bir ziyaretçi potansiyelimiz çok oldu. Güzel. Yine biz bunu kendi seyrine bırakmadık. Tur şirketleriyle, turizm acenteleriyle görüşüp onların rehberlerini Akhisar'da ağırladık, misafir ettik. Akhisar'ı onlara tanıttık. Onlar vasıtasıyla da Akhisar'daki turizm potansiyelini canlandırıyoruz ama tabii sadece bu inanç turizmi Akhisar'la sınırlı değil. İşte Bergama'dan, işte Salihli'den, Alaşehir'den ve hepsinin bir topyekun şeyi gerekiyor bu konuda. İnşallah da o da sağlanacaktır. Kültür Müdürlüğümüzle de koordineli çalışıyoruz. Hülasa özetle Akhisar'daki belediye çalışmalarında biz bütün bunların hepsine bu bizim işimiz değildir ya da bizim işimizdir demeden bütün hepsine şey yaptık, refakat ettik. Kimisine paydaş olduk, kimisinde aktör rolü oynadık, kimisinde yardımcı olmaya çalıştık ama Akhisar'ımızı bir kent ritmi olan, bir şehir ritmi olan bir şehir haline getirmeye çalıştık. Tabii bu birlik beraberliğin sonrasında çok önemli bir markamız var aslında Akhisar Spor'umuz. Onu da belki ayrıca konuşuruz. Onu konuşacağız başkanım. Ha, yani öyle de bir markaya ulaştık. Bütün bu devinim, bütün bu birliktelik sonuçta bizi Akhisar Spor gibi bir başarıya da taşıdı. Böyle bir bereket de geldi bize. Onunla ilgili detayları da ben yani Akhisar'la ilgili yaptıklarımız, sayacağımız yüzlerce proje var ama onları tek tek saymanın bu, şeyi yok. Yaptığınız şimdi güzel projeler içerisinde tabii ki bu bir zincirleme destek de oluyor. Biz bundan iki program öncesi çok önemli bir konumuz vardı. Şair yazar Aynur Açıköz. Ben sizi de ziyaret ettiğim gibi kendisiyle program öncesi konuşma detaylarını görüşmek için İzmir'de buluşmuştuk. Bu Travel Türkiye etkinliği vardı İzmir Fuarı'nda. Orada Manisa İl Kültür Müdürlüğü'nün başta tüm şube müdürlüğün olduğu İzmir'den gelen, il dışından gelen tüm konukların ağırlandığı bir ortamda misafir edilmiştik. Açıkçası çok da hoşuma gitti. Bize çay ikram ettiler. Çayın yanında bir güzel ekmek, yanında da bize zeytin getirdiler. Zeytinyağı sorduk Kültür Turizm Müdürlüğü yetkililerine. Bunlar dedi Akhisar zeytini. Samimi söylüyorum Sayın Başkanım, saat 3.30'u gösterdi. O gün akşama kadar dedi kesinlikle de her gün dedi bu bir bidon dolusu zeytinyağını da tüm konuklar, ziyaretçilerimiz bitiriyor diyorlar. Gerçekten eskiden hani tütün başkenti olarak biliyorduk ama şu anda zeytincilik de çok önemli bir vizyon da oluşmuş. İnşallah daha da güzel konumlara da gelirler diyoruz. Evet, kısa bir reklam aramız var sevgili Manisa Medya TV'ciler. Reklamlardan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız.